içimizde bir ükpedir bu. İsteriz yetiştirdiğimiz meyveden, ağaçtan bir meyve yemek isteriz. Bir sonucu görmek isteriz. Adam heveslenir, kalkar 16 aylıkken bu tayı binmeye çalışır. Yolunu izin öğretir. Hakikaten de birçok arkadaşımız her zaman bu işlerde başarılı olmuşlardır yani. Onları da buradan tebrik ediyorum. Ancak şu var, benim bir acizane olarak sözüm, Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize ve de Mustafa Serkkaya, abimiz Bursa Gemlik'ten, böyle bir şahıs, böyle bir yetiştirici, böyle bir atçı, böyle güzel bir abimiz, bir daha enteresan. Belki bizler göremeyiz, başkaları görebilirse nesiller bilemem. Attan anlayan, insandan anlayan güzel bir abimizdi. O bize derdi, kardeşim atı 30 aya kadar binmeyeceksin. At kemik yapacak, sal yapacak, bol yapacak. Ama biz onun sözüne hiçbir zaman aldırış etmedik. 18 aylıkken, 20 aylıkken bindik. Atlarımızın cüdoğuları büyümedi, gelişmedi. Olay bu. Ama ben yine bir önerim, acizane olarak. Bugün 18 aylık, 20 aylık taylara bindiğimiz zaman ezmememiz gerekiyor. Haftada bir kere gezmek, ahıra bağlayıp bakım gerekiyor. Ancak 2 yaşından sonra, yani 24 ayı geçtikten sonra yavaş yavaş hazırlayıp voltalar vermekte daha fayda var. Evet. Tabii yani işte doğuştan yetişmeye kadar ki, binmeye kadar ki olan bölümü anladık. Tabii bu rahvan atı özel bir at olduğundan dolayı tabii besleme ünitesi de herhalde özeldir. Şimdi özeldir derken bizim eskilerimiz ata arpa derdi. Ata arpa, ata arpa. Biz bunun tersini yapıyoruz. Neden tersini yapıyoruz? Şimdi çeşitli yemler çıktı. Avrupa'dan gelen İtal yemlerimiz var. Arkadaşlarımız sağ olsun getiriyorlar. Biz bunları ek olarak kullanıyoruz. Arpayı kışın kullanırız. Örnek olarak atın bugün bir günde yiyecek yemi 5 kilodur. Örnek olarak 2 kilo yulaf veriyorsak 2 kilo arpa veririz. 1 kilo da o İtal yemden içine harman yapıp veririz. Olay bu yani. Bunun yoncası da var. Yoncası da verilir. Baharot da verilir. Önemli olan atı saatiyle, saatli bir şekilde bakmak. Olayım bu kadar. Saati ve sıhhatli bir şekilde evet, bak. Evet, saati ve sıhhatli. Peki şimdi bu rahvan yarışlar hangi ayda başlıyor, hangi aya kadar devam ediyor? Şimdi canım abi bu yarışçılık tam tersine döndü. Malumuz bizim yaşımız 58 oldu. Evet. Bizim rahmetli dedelerimiz, atalarımız, babalarımız, amcalarımız, örnek olarak bütün amcaları diyorum yani, Türkiye genel olarak diyorum, sadece kendi atalarım için demiyorum. Bunlar Mart, Nisan arasında bizim yarışımız başlardı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 20'sine kadar yarışımız olurdu. Ondan sonra atlar ahıra çekilirdi. Ama şimdi tam tersi oldu. Mart'ta biniyoruz. Ta ki Ekim ayına kadar, Ekim'in sonuna kadar yarışlar yapıyoruz. Ne oluyor? İşin içine Haziran, Temmuz, Ağustos sıcakları giriyor. Malumunuz Ege'de Ağustos dediğiniz zaman sabahın 10'undan sonra dışarı çıkmak olmuyor. Kaldı ki at binmek. Kavurucu sıcaklar ama bizler yine bilmek zorundayız. Neden bilmek zorundayız? Federasyonun almış olduğu kararlar var. Derneklerin almış olduğu kararlar var. Yarışların günleri mevcut. O yarış günleri de Mart ayından başlıyor ta Ekim ayının sonuna kadar. O nedenden dolayı birçok atçı arkadaşlarımız inanıyorum ki onda 8'i atları mecburen hazırlıyor. Yarışlara katılıyorlar. Ha eski randıman alabiliyor muyuz? Eski randıman alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Atlara arıza geliyor. Atların ayaklarına arıza giriyor. Tabii mevsim koşulları etkiliyor. Muhakkak etkiliyor. Arpalama diye bir olay var. Bunu sık sık yaşıyoruz. Arpalama ne? Arpalama nedir? Şimdi bizim az önce bahsetmiş olduğumuz arpa var ya, yedirdiğimiz evet. Nimet, Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu nimete şükürler olsun. Onu biz atta fazla kullanmasak, ezmesini, kırmasını kullansak başımıza bu arpalanma olayı gelmez. Arpalama olayı nedir? At karnı tok iken, bu illaki arpa yemesi de değil. Eskiler arpadır ama arpa yemesi olarak değil, benim görüşüm olarak. Karnı tok olduğu zaman bu arpa olur, saman olur, ot olur. At terlediğinde damına getiriliyor, bağlanıyor. At bunu midesini hazım edemiyor. Çeviremiyor. Çeviremeyince attan kan akımı duruyor. Yavaşlıyor daha çok. Durmuyor da yavaşlıyor. Yavaşlayınca bu dert kollara, bacaklara ağrılar vermeye başlıyor. Tutulma önlerden başlıyor kasılmaya. Bu sefer arka ayakların üzerine basaraktan, daha çok ağırlık vererekten yürüme başlıyor. Ondan sonra tabii ki başlıyoruz artık tedavi aramaya. Olay bu. En güzeli, en iyisi arpaya fazla yüklenmemek. Arpayı kırdıralım. Ezme haline getirelim.
bu şekilde lafla verelim. Yani daha iyi olur. İşkembe yorulmasın. İşkembe de, atta işkembe yok, bunu biliyorsunuz. Evet. Atta sadece mide var, bağırsaklar var. Mide olduğundan dolayı zaten problem oradan çıkıyor. İşkembe olsa işkembeye gelir, çevirir eder, bir şeyler olur. Burada yok. Sadece bütün görev mide üstleniyor orada. Onun için hafif yem, yulaf, ezme. Mideyi yormayacak yani. Evet, mideyi yormayacak, yulaf, ezme. Volta'dan geldi atımız, aldık. Biz atlara sözü bir yerden alıp bir yere atıyoruz. Biz atlara antrenman vermeye başladığımız zaman şahsım adına biz 5 saat atlara su yem vermeyiz. Sebebi ne? Sebebi az önce anlatmış olduğum arpalama olayıdır. Arpalama. Tutulma olayıdır. Solugan olayıdır. Örneğin at terli, sıcak. Buna geldi seyis, bir kova su verdi. Bu at 3 gün 5 gün sonra nefes darlığı başlar çekmeye. Biz yani üşür yani. Hayır, üşümez. Ciğeri yakar. Yanan ciğere suyu döktüğünüz zaman ne olur? Alev alıyor. Ondan sonra at ister istemez solgan oluyor. Yani biz ona bir tabirle nefes darlığı diyoruz. Onlar olmaması için en az 5 saat. At voltadan, binikten geldikten sonra kasaçlı tımarı yapılır. 5 saat sonra suyu verilir. Ağrına çekilip yemi verilir. Noktası işin burası da önemli. Evet. Tabii yani işin içine girdikçe, muhabbet ettikçe tabii rahvancılığı, rahvan atını öğrenmiş oluyoruz. Evet. Peki bu rahvancılıkla rahvan atında dikkat edilmesi gereken başka hususlar böyle ince? Var. Evet. Dikkat edilmesi hususlar şu. Belki bazı arkadaşlarımız şu anda bu programı izlerlerse darılacaklar. Eskiden bir at 2 yaştan başlıyordu, 15 yaşına kadar, 17 yaşına kadar başa çıkıp, baş en üst kategori biliyoruz sizlerin de bildiği gibi, oralarda hizmet ediyordu. Şimdi maalesef 100 attan 2-3 at başa alt kategoriden üst kategoriye kadar geliyor. Onun da nedenleri neler biliyor musunuz? Bizim federasyonumuzun aldığı kararlar doğrultusunda uygulamadıkları jokeylerin, at sahiplerin, seyislerin yapmış olduğu dopinglerdir. Yani doping olayı sıkıntı zaten her tarafta. Şimdi doping olayı atı o gün güldürürsün, ertesi gün ahırda öldürürsün. Bir nevi bize göre kötü bir uygulama. Şahsım adına değil, birçok atçı da razı değil. Ama buradan jockey kardeşlerimize sesleniyoruz. O adam haklı, birinci gelmek istiyor. O seyis istiyor ki parasını alsın. O jockey istiyor ki bayrağını, kupasını alsın. Ödülünü alsın. Herkes istiyor. Ama bunları doping yapmadan sadece normal ağrı kesici ilaçlarla bu atları sağa çıkarsak 2 yaşından 15-20 yaşına kadar atı koştururuz. Ama bu şekilde olduğu sürece maalesef at büyük ortaya geliyor. Baş altına geliyor. Kollarda problem çıkıyor. Tendonlarda problemler çıkıyor. Nefeslerde problemler çıkıyor. Sırf inanıyorum ki bu dopinglerden dolayı. Şimdi koca bir jockey kulübü dünyaca bunlar karar kılmışlar. Doping yasağı var. Evet. Nedendir bu? Atların sağlıklı koşması için. Yoksa doping var, serbestlese herkes atını doping yapar, herkes koşturur. Ama atlarda sağlık diye bir şey kalmaz. Evet. Doğru mudur? Aynen öyle. He, biz de buradan diyoruz. Rica ediyorum. Genellikle jockey arkadaşlarıma. Mal sahipleri yaptırmaz. Neden? Mal sahibi özür dilerim para veriyor. 100 lira, 200 lira veriyor, at alıyor. O adam karar kılmaz yani, istemez. Bunları yapan genelde jockeyler, seyisler. Onlara buradan rica ediyorum. Buradan jockey kardeşlerimi uyarıyorum. Rica ediyorum bir abiniz olarak. Doping kullanmayalım atlarımıza. Atlarımıza doping yapmayalım. Atlarımıza ağrı kesici, kaf kesici ilaçlar kullanalım ama doping kullanmayalım. Öldürmeyelim atlarımızı. Evet. Geleceklerini öldürmeyelim. Atlar bizim için önemli. Atalardan bir miras yani. Evet. Maalesef atalardan gelen bir miras bize. Bu mirası da yaşatmaya çalışıyoruz. Haczene olarak. Tabii, en iyi şekilde de gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcu olsa muhakkak, gerek. Muhakkak. Bu aktarmadan bu işler olmaz. Örneğin şimdi bir atı karnı tokken, bugünü alalım, elimize alalım. Karnı tokken bir jockey gitsin gelsin bağlasın, o attan hayır bekleme. İnanın bekleyemem yani. Onu zaten birçok jockey arkadaşlarımız biliyor. Ona fazla ağırlık vermemize de gerek yok yani. Tabii Hafız abi, bu işin tabii federasyon boyutu var, koşu boyutu var. Bununla ilgili neler söylersin? Şimdi öncelikle burada federasyon yöneticilerine, federasyon başkanlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Onların büyük katkıları var bu rahvan atçılık camiasında, diğer camilerde oldukları gibi. Örneğin bizler 15 sene evvel federasyonumuz yoktu. Sadece rahvan atçıların dernekleri, kulüpleri vardı. Bunları belediyeler
muhtarlıklarla birlikte düzenlenen yarışlarımız olurdu. Özür dilerim, kabacası oradan buradan para isteyerekten yarışlar uyguluyorduk. Bağışlarla. Bağışlarla yapacağım. Ama şimdi öyle değil. Allah razı olsun federasyonumuzdan, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Şimdi federasyon çok güzel ödüller sunuyor. Ve de her yarışta olan atçı arkadaşlarımız. Sadece Karadeniz'e uyguluyoruz, Ege'ye uyguluyoruz diye bir şey yok. Zaten bunu federasyonumuz yıllık bir cetvel hazırlıyor. O cetvel boyutunda günleri, tarihleri mevcut. Ödemeler, ödenekler mevcuttur. Ha ödemelerde mevcutlarda bugün aksamalar olsa da yarın yine alınıyor. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Onun yanından çok mutluyuz yani. Federasyon bu işe el atması çok çok iyi oldu. Ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Neden inanıyorum? Şimdi örneğin bizim Aydın, İncilova'da şu anda yarış, Rafan yarış sahasımız yok. Nerede var Türkiye'de popüler? Gölcük'te var. Gölcük. Nerede var? Atıyorum Karadeniz'de var. Nerede var? Antalya'da var. Üç yerde var. Dördüncü yeri bir sayamıyorsun mesela. Ama bizim gönlümüz istiyor ki her ilde bir yarış sahamız olsun, bir pistimiz olsun. Misafirlerimizi ağırlayabilecek, konaklayabilecek, içinde otellerimiz, atlarımızın duracağı odalarımız olsun. Gönül onu istiyor yani. Ama inanıyorum ki bu federasyon başkanımız, bu federasyon yetkilileri bu işleri de daha da ileriki zamanlarda ilerletip bizlere yardımcı olacaklarına inanıyorum yani. Gerçekten. Tabii bizim de gönlümüz o yanda. Peki, şimdi sizde de güzel atlar var. Bu atların hem isimlerini hem de böyle bir secerelerini sizden biraz dinleyelim yani. Şimdi abim şu atı alsın, siyah atı alsın kameraya. Şu at Afganistan'dan geldi. Şimdi bizde bulunan atlar, şu at mesela Afganistan'dan geldi. Diğer atımız da Afganistan'dan geldi. Biri dörtlü, diğeri beşli. Bu atlar şimdi bizde burada... Yaş olarak birisi 4 yaşında, birisi 5 yaşında. Mesela siyah at beşli, kula dediğimiz kumur rengi olan atımız da dörtlüdür. Evet. Bu atlar bizim buraya biz getiriyoruz, ticari amaçla getiriyoruz. Neden? Bizim işimiz bu. Evet. Biz bunları burada eğitiyoruz. Bu zaten kültürde, bu sektörde olanlar zaten sizi biliyorlar yani. Az çok tanıyanlar bizi bilirler. Gelirler bizden atlarını buradan temin edip alıp götürebilirler. Allah hepsinden razı olsun. Eşimiz, dostumuz var. Dediğim gibi biz burada pek yarış üzerine durmuyoruz şahsım adıma. Şahsım adımıza bir atımız olur. Hazırlarsak o at çıkar. Diğer atlar hep genelde satarız yani. O satılan atların da inanıyorum birçoğu dereceler yapan atlardır yani Türkiye çapında. Türkiye genelinde de vermiş olduğunuz birçok atlarda başarı sağlayanlar var. Bunlarla ilgili biraz konuşalım. Şimdi onları saymak da biraz ayıp olur ama. Biraz sayalım. Yani değerli seyircilerimizle paylaşalım. Tamam. Olalım. Şimdi... Rafan atçılık bambaşka bir şey, bir aşk. Biz buna evvela satış için başlamadık. Biz gerçeğine bakacak olursak evvela az önce dedik ya 20 yapan atlar, 30 yapan atlar, semer atları. Ben evvela o atları alıp satıyordum. Ne zamanki askere gidip geldim, baktık ki iş farklı boyutlara gelmeye başladı. Allah rahmet eylesin İbrahim Yapıcı, Türkiye'nin rahvan atçılarından biri Konya'dan. Guru guru Mehmet amcamız, Türkiye'nin en iyi rahvan atçılarından biri. Bunlar bize teşvik ettiler. Onlar Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan getirdiler. Bizlere verdiler. Biz o atlara burada bindik, sattık, yetiştirdik, yarıştırdık. Daha sonra işin içine İran, Afganistan girdi. İran, Afganistan gelince bizim yerli atlardan birkaç kilometre hızlı, birkaç santim cüdoğlu çıktı onlar. Vücut yapısı farklı çıktı. Rafanlara biraz daha 1-2 kilometre süratli çıktı. Süratli derken bir Osmanlı atı, o da Osmanlı atı, bu da Osmanlı atı. At toprakta yetişir. Örneğin aynı ana baba, İran'daki ana babayı getir, İran'da almış olduğun tayın hormonu, o ana babayı buraya getir, kısrak olarak burada tayını al, burada alamazsın o formu. Evet, toprak tamam. Veriyor, hava yapısı veriyor. Evet, olay bu. Şimdi ben burada ayıp olmasın, satmış olduğum atları saymak istemiyorum. Bize yakışmıyor, bizi bilen biliyor, gerek yok. Saygılar duyuyorum hepsine, arkadaşlara. Evet, elimizde şu an yarışlarda, Rahman yarışlarında atımız var mı? Sizin kendiniz kategorinizde girdiği. Şimdi şu anda iyi bir ırk var. Karadayı ırkı. Mustafa rahmetli Serkan abimizin atıdır kendisi. Onun torunlarından bir atımız var elimizde. Evet. Bu atların iki tane var bunlardan bizde şu anda. Onları yarışlara yeğenlere hediye ettik. Onlar kendileri yarıştıracaklar. Kendileri tatmin olacaklar, zevk alacaklar. Onlar yarışçılık yapmasa jokeyler bizim bu işi daha yanaşmazlar yani. Sırf benim at satmama
etmeme razı olmazlar. İlla ki birer atlar olacak yani kendilerine. Ve de onlara birer, bu dediğim gibi Mustafa abimizin Karadayı atının Asena Kısıran ırkından torunlar var. Onları şu anda yetiştiriyoruz. İnşallah yani önümüzdeki yıl yarışlara katılacak. Önümüzdeki yıl itibariyle evet, yarışlara katılacak derecede bekliyorsunuz inşallah. İnşallah bekliyoruz çünkü kalite, ırk kalite. Evet. Atların genleri kalite olduğundan dolayı bekliyoruz. Gen haritası güzel diyorsunuz. Güzel, güzel, çok güzel. İnşallah bir şeyler olacak Allah izin verirse. Gerçekten Hafız abi çok teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirdin. İşte ekran başında izleyen değerli seyircilerimizle de paylaştın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizlere teşekkür ederim geldiğiniz için. Türkiye'deki tüm rahvan at sevenleri, koşturan arkadaşlara da burada saygılarımı, sevgilerimi soruyorum. Allah'a emanet olun. Buradan tüm izleyicilerimize de selam olsun. Evet efendim, ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret taşır. Bu hafta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.